Evet, Salamlıcık'tayım. Karaköy'de çok güzel ikinci bir şube açılmış. Orada çalışan lütyer sanatçımız Ömer kardeşim var. Tabii burayı kuranlar iki kardeş. Evet, Veysel Bey. Veysel ve Mesut Sala. Mesut Sala, evet. Evet. İki kardeşim kurdu. Bakın dünya kültürü ve müziği açısından. Aynı zamanda Üsküdar'da da Sala Müziği bir şubesi var. Bakın. Utlar, tarlar, efendim, çöğürler, müthiş bir dizayna kurmuş. Ömer'cim kısaca hemen bir anlat, demin ben de sana sordum. Nasıl Evet. gidiyor, ilgi nedir, en çok hangi Evet enstrümanlar hocam. satılıyor? Hocam normalde biz ud ve bağlamalar kendi yapımız, kendi atölyelerimiz var. Ben de zaten ud yapımcısıyım. 10 senedir bu işi yapıyorum. Onun dışında İran'dan gelen enstrümanlarımız var. İşte santurlar, Yürüyerek işte şöyle. setarlar, Evet. işte tarlar vesaire. Burada da böyle etnik sazların böyle ön planda olduğu bir mağaza açtık hocam. Burada genelde hani çok fazla turist var, çok fazla insanlar geliyor geçiyor. Evet. Hani bizim kültürümüzü, böyle etnik kültürleri merak ediyorlar, merak uyandırıyor. Ayrıca çok fazla müzisyen geliyor geçiyor. Biz de hani onlara hitaben böyle bir oluşum içerisindeyiz. Epey müzisyen geliyor hocam, bayağı tercih Ne ediyorlar çok bizi. satılıyor daha çok? Yani daha çok hepsi satılıyor hocam yani. Hepsine ayrı ayrı ilgi var çünkü burası çok kalabalık bir yer olduğu için her müzisyen geliyor buraya. Yani tar çalanı geliyor, ud çalanı geliyor ama daha çok hani uda yönelik. Evet. Ne güzel. Demek Tercih oluyor ki diyebiliriz. enstrüman ve kültürümüzün alınmasında bir kriz yok Ömer. Ya evet hocam. Gayet bu da enteresan. Evet, bakın görüyorsunuz. Hepsi çoğunluğu el yapımı. Ömer şöyle geçelim, utları görelim. Bunlar sizin yapımınız herhalde. Evet. Sizin atölyenizden yani Evet. senin Laltalar elemeyi. da aynı şekilde. Evet, senin elemeyi. Udlar ve Evet. laltalar. Evet, burada Zeynel Evet, Abidin evet. Cümbüş Ondan da. tarihi. Şurada bir tane buzukimiz var. O da Yunanistan'dan. Burada tabii özel Tabii yine orada da yaylılar var hocam. evet, İran, ıtlılar. Kilçek, geleneksel, kamançalar, kabak kemane, Karadeniz kemancısı. Burada da yaylı grubumuz. Klasik kemançalar, yaylı tambur. Yani aslında ne diyoruz? Her eve bir enstrüman herkesin alıp Evet. asması Ya bir de şöyle bir şey var hocam. sanatın, müziğin mutluluğunu, Evet. gıdasını alması Evet lazım değil hocam. mi Ömer? Burada her müzisyenin kendisiyle bütünleşeceği bir enstrümanı bulabiliyor Evet. Ama sadece müzisyen demeyelim. Her insan bu şu anda düzenlediğiniz görüntü sunumla hocam. bence müzik enstrümanına aşık olup gelip Tabii ki. alabilir. Evet. Doğru Taksit hocam. var mı? Kartla alışveriş var mı? Konuşuruz hocam. Peki var o zaman. Evet, Karaköy yolunu düşerse hemen karşınızda namlı şarküterinin yeni şubesi açıldı. Solumuzda Ütüyü Mühendisler Odası var. Evet hocam. Efendim.